Hatırlarsanız dün döngülerde kalmıştık. Yani döngüleri bitirip en son while döngüsünü yapacaktık. While döngüsü de diğerlerini hatırlayalım. Başlangıç değeri 999. While i 1100'den küçük olduğu sürece 4. Biraz daha performanslı. PRS'le başlayan birkaç tane var öyle. Döngüye girdiğinde 1 artır. Ve ekrana yaz. ...999'dan başladım. Algoritmaya bakmak gerekirse başlangıç değeri 999. Ama döngü içerisine girdiğinde diyorum ki 1100'e kadar, yani 1099 dahil i'yi bir artırarak ekrana yaz ve devam et. 1000'den başladık. 1100'e kadar devam.
100'e kadar yazdırdık. Benim zamanımda. Şimdi VS Code'da function'lara bakacağız. Fonksiyonlardan bugün göreceğimiz iki tane kardeş yapı var. Fonksiyon ve prosedür. Fonksiyonlar sol tarafta listede şurada görünüyor. Function kısmında. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturacağım. Bu yapacağı şey bir dışarıdan aldığı employee'nin ID'sine ait o çalışanın maaşını getirmek. Tek yapacağı şey bu. Dün bloklarını gösterdim. Sadece söz dizimi. Create or replace. Yoksa oluştur, varsa alter et. Get sign. Diyorum ki dışarıdan employee ID alacak. Veri tipi employees tablosundaki employee ID'nin tipi. Geriye döndürülecek değer maaş bilgisi, maaşta number, return number, geriye number döndürecek. Is içeride kendisine değer atayıp geriye döndüreceğim değişkeni burada tanımlayacağım. Bu da salary'nin salı. Employees. Bu da salary tipinde. Default değeri 0. Background. Salary getir. Into sal. From employees, employee ID, dışarıdan gelen ID. Ve bu değeri geriye dönür. Şimdi baştan anlatayım. Oluştur ya da alter et, replace et function'ı getSal adında olacak. Dışarıdan empID adında bir parametre. Veri tipi employees tablosundaki employee ID'nin tipinde. Geriye number dönecek. Geriye döneceği, yani içeride oluşturup değer atayacağım değişkenin adı sal. Onun da tipi bu. Sıfırdan mı sayıyor? Sıfırdan değer atar mı?
Atardı sadece her ihtimale karşı. Boşta sıfır gitsin diye, hata olmasın diye. Selek salarayıp buradaki mantıkta dışarıdan gelen employee ID'yi bul. Onun maaş bilgisini sal değişkenine ata ve bu değişkeni geriye döndür. İşte bu ya. Beklediğim şey mi? Gene patladı. Şimdi kurbağamızı açıyoruz. Oracle SQL Developer'da patlayan bu patlayan sorgu TOAD'da çalışacak. Çalışmıyor. Çalıştı demek bu. Hata fırlatmayın size mesaj olarak. Çalıştı. Ya. Boşuna demiyoruz. Orada mesajlar da oluyor. Bakın şuradan refresh diyorum. Geldim. Burada hata var konuşmadım. Hatta sileyim. Drop. Çalıştı. Refresh. Olay bu. Gerçekleri açıklamanın zamanı geldi son günde. Anlatayım mı? Bu ya. Bunu övüyorlar ya. Bunu kim yapıyor? Kim yapıyor? Bizim 4.0 çıktı falan dedi. Yani. Göster onu bana. Kim yapıyor? Yaptım hocam. Kim de çal. Hemen testimizi yapalım. Burada da yazmak Connect. Küçük parça. Yani yemez o iş. Bir şey daha var. Deden kaynaklı olduğunu ispatladım. Hemen Oracle'a dava açalım. Bu sefer de ücretsiz zaten olacak kardeşim. Yani aynı function sorumlusu ya da prosedür fark etmiyor. Command prompt'ta çalışıyor, TOAD'da çalışıyor, SQL Developer'da çalışmıyor. Madem buraya geldik. Execute edelim.
soruşturdu 24 bin. 100 employee ID'sine sahip çalışanın maaşı 24 binmiş. Sonunda başardık. Cell fonksiyonunu select içerisinde kullanacağım. Employee ID'yi verdim. Ve first name olsun. Bunun başında alalım. Tek başına çalıştıracaksan öyle. Burada select'le çalıştırdım. Evet. Bak burada select'le çalıştırdım. First name. Yani üçüncü sütunda salary maaşını getir. İkincisinde de employee ID'sini vererek maaşını aldım hepsini. Aslında her satırda tek tek hesaplandı bunlar. Yani şunu doğrudan getiriyor ama bu her satırda bunun içerisine gidip diyor ki bu çalışanın maaşını ver. Bak buraya bakarsan aynı bilgiler ama bu fonksiyondan geldi. Vergi uygula fonksiyonu. Değer il number. Geriye number da. Is begin. Function büyük yazınca patlıyor. Burada küçük i yaz diyor. Küçük yazınca sorun yok. Büyük yazınca küçük i olarak algıladığından dolayı yapıyor. Ve geriden yapıyor. Karakter Türkçe olduğu için. Evet, bu editörün öyle bir tuhaflığı var. Yani tablo oluştururken de sıkıntı çıkartıyordu ya. Küçük büyük muhabbeti. Hep diyordum.
dedim ya şurada bir şey var dedim. Bunu deneyim ya. Yani her şeyi büyük yaz, pançını küçük demişler. Yani her şeyi büyük olsun, şunu küçük yaz. Olur ya, ondan olsun. Bak şuradan küçük yaptım. Üzerinde yazıyorsa zaten tamam. Birisi çıksa da şu gariplere, fakirlere editör yazalım dese olarak da. MySQL Workbench'e yazmışlar. Güzel demiş olmuş. Yani şunu yapmamışlar. Nasıl destekliyorlar? Bir sonra da destekliyorlar. Destekleri böyle bir şeyle çıkarsın. Yani Workbench'e yaptım. Yani MySQL'in ya. Vergi uygulayı da kullanalım. Niye editör yazıyorsun? Kesinlikle. Microsoft'un o konuda eline su dökülmedi. Editörlük kullanıcı arayüzü uygulamalar geliştirildi. Dönecekse select içerisinde bunu yapacağız. O yüzden buradan department ID'ye ulaşmamız gerekiyor. Öyle mi? Department ID. Bunu gönderdiğim zaman doğrudan departmanları sorgularım. Olacak. Buradan al.
belgesini aldık. O zaman departmanla ilgili. Evet. Hata var. Finans yanlış. Ben sadece bir tanesini istiyorum. Hayır, zaten departman ID'yi aldım. Employees'in departman ID'si. Tamam, burada da employees'in şurada filtre yanlış değil mi? Tamam. Hepsine bakalım. Hepsinin karşılığında yukarısı nasıl bir şey ya? Çöplük gibi. Sizin bu düzenli, bizde düzenli. Tabii yani gereksiz olanları kaldırmak lazım. Varsayılan olması lazım bence. Güzel.
ID'si alıp title'ını getiren bir fonksiyon yaptım. Ve sorgu içerisinde de bunu kullanarak ad, soyad, bir de bunların işlerin isimlerini title'dan almış oldum bu şekilde. Şimdi bir hesaplama üzerine. Şimdi prosedürlere geçeceğiz. Sonra exception. O zaman trigger yapacağız. Trigger'da çok detaylı örnek yapamayacağız. Bayağı bir detaya girmek lazım. Şimdi prosedürlere bakalım. Prosedürleri de Toad üzerinden gerçekleştirelim. Dün açıklamıştım blog kısmında prosedürleri. Veri tabanı programlamada iki tane ana programatik öğe var. Bunlardan biri function, diğeri de prosedür. Şimdi basit bir prosedür yapacağım. Az önceki işlemin bir benzeri olacak. Yani functionları diyeyim. İçin bir kobay seçiyorum. Employees tablosundan. Burada bir kaydın maaş bilgisini değiştireceğim. Mesela şurada en sonunda benim ekledim. Cihan var. Bunun maaş bilgisi 8300, 208 employee ID'sine sahip. Bunun kaydını değiştireceğim. Öncelikle prosedürümü yazayım. Bu prosedür maaş bilgisini değiştiren, güncelleyen bir prosedür olacak. Prosedür. Evet, isimden anlaşılsa mı diyorsun? Birden fazla parametre olacağı için bu şekilde açtım. X ID benim ID'mi tutacak. Dışarıdan alacak. Employees. Employee ID. Siz parametreleri mesela neyle tanımlıyorsunuz? Değişkenlere de nasıl bir şey? Ama yazılım tarafında öyle kullanırız. Yazılım tarafında çünkü alıyor değiştiriyor. Anlaşılan çok önemli aslında. Yani, en önemli şey aslında bunu yazarken başkasının zannı ile ilişki şekilde yapıyor. Kendi anlayabiliyor. Profesyonelliği zaten oradan anlayabilirsin. En iyi kalıp bu arada. Kendinden sonra ekstra çalışmasını aynı kapıları nasıl var? Bazıları algoritmayı ben bunu yardımcı çalıştım. Şöyle yazıyor. Yani çok iyi yazdım falan havasında oluyor. Adam fantezi. Bütün fantezilerin orada tutmuşlar. Yani iki satırlı kod. Bir bakıyorsun bir sayfa dönmüştü. Aynen öyle. Oradan filtreleyeyim. Buradan şurayı yapamasın falan. Çok geç.
gelirken bu durumda işte çocukluktan geçer. Sonra bir hata geldi. Dışarıdan iki parametre alıyor, in parametre. Bunlar default kullanım. Bir yüzde, diğeri de çalışanın ID'si. İçeride bu çalışanın ID'sini bir hesaplamaya göre değiştirmek istiyorum, güncellemek istiyorum. Maaş çarpı işte 1 artı dışarıdan gelen yüzde bölü 100 şeklinde hesap. Burada da fonksiyonları da kullanıyoruz. Hesaplar. Round birçok şeyi kullanıyor. Enteresan bir fonksiyon. Ben onun dibini bulamadım. Şimdi birçok veride kullanılmıyor. İşlem yapıldı. Mesaj vermiyor sağ olsun. Bakalım. Nerede veriyor ama? Açıkçası. Server output on demiştim. Birden bir kadar değil mi? Olması lazım. Yani kardeşim. Bu bizim tuhaf değil mi? Dur bakayım kurbağa sesi çıkıyor mu? Kaspersky'in bir şeyi var. At. Hangi tuvalet? Yok, at değil böyle. Ciyak bir ses var. Yarasa sesi gibi. Ne bileyim böyle viyak gibi bağırıyor. Bir virüs bulduğu zaman bağırıyordu. Düşünsene. Tam böyle mikrofonun sesi. Şey, hoparlörün sesini açmıştım. Şimdi uygulamayı çalıştırdık. En azından çalıştığını gördük. Yani öyle bir mesaj çıktı. Ekran kötü bir şeyle çalışmıyor. Ben böyle riskler almayayım. Öyle bir deneyim hocam. Göstermek için mi? Bir yerde çünkü otomatik gösteriyor. Yerde mantıklı. Şimdi doğru değil. Ama o zaman sorun değil. Borçlu. O zaman da aynı algoritmaya ona göre yapacaktın. Tanık. Yürüttü mü bir şeyler? Şey hatası geldi. Yürütme bu yere geldi. Olmak yaptığımızda. Thank you.
çok tabii. Tamam, o kadar. Kapak nasıl yapıyorsun ya? İptal edeyim. Kodlar uçtu mu? Hayır. Ya o kadar özgüvene sahip söyledin ki. Normalde hocam bir şey oluyor. Vallahi seçim de oluyor. Zor mu geldi? Hiç tanımışsın arkadaşlar. Tuat için zor mu geldi? Yorum yapmak istemiyorum. Ben sana mı seçeyim? Ben neyi seçeceğim? Şimdi bunu seç diyor herhalde. Okey. Java ile geliştirilmez mi? C. Yani. Hadi C++ olsun. Şimdi Linux'ta falan da olabilir. Java ile olmasa da yani Python'da bile olabilir. Nerede hata verdi bilmiyorum. SQL developer başardı. Büyük kapışma devam ediyor.
Çok. Burada şunu yaptım. Farklı şekilde kullandım aslında. Bir değişken tanımlamayı da göstermek için oldum burada. Yaptığım şu, dışarıdan telefon numarası gelecek. Ben bunu içeride bir formata dönüştürüyorum. Gerçek bir telefon formatı. Bu da nedir? İlk üç karakteri parantez içerisinde, sonraki üç karakter normal 532 gibi. İşte 78-90 sonraki ikişerli karakter aslında. Tabi bunların arasında bir tane daha yapılabilirdi ama genelde son dört ayrı tutulur. Bu şekilde bir telefon formatlama işlemi yaptım. Bunun için 10 karaktere ihtiyacım vardı. Bunun için 10 karaktere ihtiyacım vardı. 3, 6, 9, 10 şeklinde bunu aldım. Ve içeride bunu kullandım. Değer atama işlemini şöyle yaptım. Var ile bir değişken tanımladım. Fondo adından varchar ve maksimum 15 karakter alabilir. Bu 15 karakteri de aslında şunlar 10, bunlar da 3, 13 karakter. Execute ile dedim ki bu değişkene bu değeri ata ve ekrana yazdır bir göreyim. Sonra bu zaten hafızada olduğu için bu değişken. Bu değişkeni format prosedürüne gönder. Ve sonra da bundan demiştik ya out parametre olayı. Bunun değerinde sonuç olarak burada tanımlanmıştı. Burada şu değeri verdim. Buradayken de gidip aynı değeri prosedüre gönderebiliyorsa ondan sonra da bunun değişmiş değerini elde etmiş oluyorum. Ekrana da bu şekilde yazdım. Şimdi de select, insert, update, delete işlemleri için prosedür yazacağız. Öncelikle bunlar neden gerekli? Bakın. Şimdi programatik olarak bakın veri tabanı programlamada programatik olarak function ve prosedürlerden bahsettim. Belli iş süreçlerini geliştiren ya da onları programladığımız nesneler. Daha önceden de view'lerden bahsetmiştim. Bu nesneler neden kullanılıyor? Uygulama geliştirdiğinizde en büyük problemler güvenlik ve performanstan kaynaklanacak. Performans artırmanız gerekecek. Özellikle direkt veri tabanı sizin gibi PLSQL geliştiren kişiler için. Gereksiz şeylerin filtrelenmesi, yani istenmeyen, gerekli olmayan verinin gönderilmemesi. Mesela 50 tane kayıt gönderiyorsunuz. Buradan istenen 5 tane kayıt. 45 tanesi gereksiz. O zaman o 45 taneyi de kayıttan silmeniz gerekiyor sizin o filtrelerle. O şekilde bir uygulama lazım. Ayrıyeten bir veri tabanına gönderirken bazen şöyle problemler olacak. Siz veriyi göndereceksiniz ama araya o bahsettik ya injection vesaire. Injection gibi hacking yöntemleriyle sizin sorgularınız arasına ekstra sorgular enjekte edilecek, sokuşturulacak. Bunları engellemek için iki yöntem var. Ya örneğin siz de Java tarafında bunu çok sıkı filtreleyeceksiniz ya da veri tabanı tarafında bunu engelleyeceksiniz. Benim önerim ve profesyonel olan ikisinin de yapılması. Yani Java uygulama ya da PHP bu uygulamayı geliştiren kişilerin veri tabanı tarafı çok sağlam değilmiş. Yani o tarafa ne gönderirsen eklenilmiş gibi düşünmesi gerekiyor. Tam tersi veri tabanı tarafını programlayan PLSQL'cılar için de bu tarafa sürekli saldırı gelecekmiş gibi hazırlık yapması gerekiyor. Yani uygulamalarda ara katman Java'cıyla ya da programlama
para katmanıyla veri tabanı katmanı birbirinden farklı düşünmesi gerek. Yani birbirini ya oradan o şekilde veri gelmez. Bu tür cümle kurulmaz uygulamalarda. Yapabilir, o hatalar olabilir. Herkesin kendi tarafındaki iş sürecini doğru, güvenli ve performanslı geliştirmesi gerekiyor. Bu tür işlemlerde kullanılan en önemli nesneler işte function ve prosedürler. Function'ları gördük, prosedürde de örnek yaptık. Ama neden kullanıldığını şimdi anlatıyorum. Biraz örnek yaptıktan sonra. Biz sorgu çalıştırdığımızda öncelikle performans tarafına bakalım. Sorgu çalıştırdığımızda bu sorgular veri tabanı motorunda en doğru sorgu sonucu nasıl gelir? Nasıl daha iyi performanslı sorgu gönderilir? Bunun analizini yaparak çalışıyor veri tabanı motorları. SQL Server, Oracle gibi büyük motorlar. Bunun içinde birden fazla yöntem deniyor arka tarafta. En iyi yolu bulmak için. İşte kendi execution plan dediğimiz çalıştırma planını oluşturup bir harita çıkartıyor. Çünkü veri tabanı yapıları birbirinden farklı, birbirinden bağımsız olabilir. Birisi veri tabanı yapısını çok iyi tasarlamıştır, işinde çok tecrübelidir gibi. Ya da performanslı indeksler vesaire o performans artacak geliştirmeler yapıyordur sürekli. Ama diğer tarafta da o kadar tecrübeli olmayan, çok da önemsemeyen biri de olabilir. Veri tabanı motoru bunların hepsine en ideal çözümü bulmak için çalışır. Bundan dolayı da yazdığınız sorgu arka tarafta en performanslı şekilde nasıl çalıştırılacağı hesaplanır. Ve bunun sonucunda o işte execution plan vesaire hepsi hazırlanır. Bu da belli bir süreç alır. Ondan sonra çalıştırılır. Siz o sorguyu her çalıştırdığınızda aynı şeyler yapılır. Tabii aynı sorguyu çalıştırmak sonuçta veri tabanı motoru anlıyor. Bu kullanıcı bu sorguyu daha önce de çalıştırmıştı. Ama farklı sorgular çalıştırdığınızda hepsini ayrı ayrı tekrar yapıyor. İşte bu süreçleri biraz daha minimize etmek için bu nesneler geliştirildi. Ondan önce size bu prosedürün ve tabii fonksiyonların da nasıl çalıştığını göstereceğim bir grafikle. Bu benim SQL Server kitabımda kullandığım bir grafik. Genel olarak veri tabanı mimarisi aynıdır. Burada da ad hoc sorgu modeli dediğimiz normal, standart sorgular. Yani o yazdığımız standart sorgu cümlecikleri ad hoc olarak bilinir. Bunun kullanım sıralaması, çalıştırma yöntemini gösteriyorum. Sorgunun hazırlanması, daha sonra parse edilmesi. Parse etme işlemi herhangi bir sorgu sonucuna bakmaz. Bu sorgu sonucu doğru mu? Hata veriyor mu? Arka tarafta tabloda bu sütunlar var mı? Önemli değil. SQL'in standardına bakar. SQL, PL/SQL. Bunlar söz dizimi olarak doğru mu? Bunu kontrol eder. Doğruysa optimize işlemine geçer. Optimize işleminde bu dediğim şeyi gerçekleşir. Sorgu en performansı nasıl çalışır? Burada işte arka taraftaki indekslerin yapısı, tabloların kaç sütundan oluştuğu, bunların arasında joinler var mı vesaire. Bu joinler en hızlı hangi, bu sonuçlara en hızlı hangi arka taraftaki mimari joinlerle getirir. Bunların hepsi hesaplanır. Bu da execution planı olarak tutulur. Bir harita olarak düşünebilirsiniz. Bu sorgunun en iyi yöntemi bu diyebiliriz. O optimize işleminde gerçekleşir. Artık her şey hazırdır. Sorgular hazır. Daha sonra derleme işlemi yapılır. Compile işlemi. Sonra da
Bu yerlere uygulama execute edilerek çalıştırılır. Sonra da sonuç dönecekse o döner. Bu normal yöntem. Biz prosedür ya da function kullandığımızda ne olur? Birçok adım geçilmiş olur. Öncelikle nasıl çalışır bu? Siz Oracle'ı servisini yeniden başlattığınızda her başladığında oluşturulan prosedürler ve bu tür nesneler, function, bunlar tekrar derlenir. Bunların bu bahsettiğim optimize işlemleri yapılır. O anki duruma göre, servisin işte bütün altyapısına göre, database bilgilerine göre bir kere derlenir. Ondan sonra sürekli onu çalıştırırsınız. O execution planı kullanır. Ha, tabii ki burada şu da devreye giriyor. Öyle mesela sizin Oracle veri tabanları zırt pırt servisi kapatılmaz. Değil mi? Öyle basit sistemler değil. Ama normal çalışma mantığı prosedürlerinden böyledir. Burada işlem kısaltılır. Söz dizimine bakılır. Parse. Compile edilir. En çok performans ve enerji harcatan kısım optimize, zaman kaybı yapan. O kısımdan kurtulmuş olursunuz. Çünkü bunun execution planı zaten hazır. Servis oluşturulduğunda ya da prosedür oluşturulduğunda, servis başladığında ya da prosedür oluşturulduğunda burası zaten hazır olduğu için söz dizimine bak, compile et, çalıştır. İşlem hazırdır yani, basittir. Daha performanslı olur. Burada ne devreye giriyor? Mesela bazı sunucularda da bu böyledir. İşte IBM falan der ki çalıştır unut. Mesela böyle sloganları vardır o makineler. Çalıştır unut. Aynı şekilde Oracle SQL Server database'leri için de söylenebilir. Yani kolay kolay sistemin yeniden başlatılması gerekmez. Sadece performans artırıcı ekstra DB çalışmaları gerekir. İşte indekslerin düzenlenmesi tekrar. Daha performanslı sorguların yapılması için yapının değiştirilmesi gibi. Bunlar sırasında servisler başlatılmaz. Böyle yeniden başlatılmaz. Öyle bir durumda da oluşturulan prosedürü recompile etmeniz gerekiyor. Yani bir alter işlemi gerekiyor. Bu sorguyu, bu prosedürü al tekrar compile et. Servisle ilgisi yok. Ben bunun tekrar kompile edilmesini istiyorum. Böyle bir durumda da işte o anki örneğin 6 ay önce yapılmıştı bakım DBA tarafından. Sonra tekrar bakım yapıldı. Tabloların yapısı değişti. O zaman sorgular eskisi gibi hızlı çalışmayacak. Bunun için de ya yani prosedür aynı ama sorgu performansı düştü. Bunun sebebi işte tabloların yapısının değişmesi. Ya da derinin artması. Bu tür durumlarda oluşturulan prosedürlerinde tekrar recompile edilip optimize işleminin yapılıyor olması gerekiyor. Yani execution planı tekrar hazırlaması için. Bunların mimarisi bu şekilde. Şimdi bir örnek yapalım gene. Bu sefer select, insert, update, delete işlemleri yapan prosedürler yapacağız. Get employee info. Şöyle standart olsun. E ile başlasın hepsi.
parametreleri görmüştük. İçerisine ben bir blok oluşturup oradan değişkenler oluşturup buna parametre olarak vereceğim. O da onu içeride doldurup bana benim kullanıma sunacak o veriyi. Şöyle bir çalıştıralım. İçerisinde pirinç kullanmaya bu şekilde izin vermedim. Şurayı alayım. Burada gene sıkıntı çıkartıyor ama diğer tarafta solur. İki out parametreyi bunların içerisine değişken vererek gönderdim buraya. Sonrasında da in parametrenin kaydını buldu çalışanını. Ad ve soyad bilgisini yazdırdık. Şimdi de insert işlemini yapalım. Prosedürle. Burada da en temel tablo countries tablosu. Nelerimiz var? 3 tane sütun.
Kendra'ydı, Neyim ve Regina'ydı. Add country, not parameter. Yani parametresiz olarak öncelikle nasıl yapılır ona bakalım. Bir prosedür içerisinde. Çalışır yalnız parametresiz olarak çalışacaktır. Yani sadece bu değerleri verebilir. Bunu dışarıdan değer göndererek parametre işlemleri, veri ekleme işlemi yapmalıyız. Örneğin dışarıdan şunların üçünün de bilgisini alabiliriz. Bunun yapısını kopyalıyorum. Bu da end country sadece. Sütunlar aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Şu kısımda diğerlerinde yaptığımız gibi Country ID, Name ve Regina ID'nin bilgilerini alacağım dışarıdan. Şurada bir yanlışlık oldu. Country ID number değil, char. O yüzden değiştirmemiz gerekiyor. Bunu varchar yapabiliriz. Tekrar çalıştırdım. Sorusu çalıştı. Bakın eklediğim veri T1 ve T2 olarak eklendi. Herhangi bir sorun yok. Prosedür bu işlemi başarıyla gerçekleştirilir.